Merhabalar güzel insanlar. Sadece 3 malzemeyle inanılmaz güzel bir pasta yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Evinizde bulabileceğiniz 3 tane malzemeyle harikulade inanılmaz lezzetli bir pasta yapacağız bugün. Un yok, yağ yok, şeker yok, yumurta yok. Daha ne olsun? Malzemelerimiz bisküvi, süt ve kabartma tozu. Başka hiçbir şey yok. Kuru malzemelerimizin hepsini bisküviden sağlayacağız. Sadece minnoş bisküvi. O yüzden bu muazzam lezzeti lütfen lütfen kaçırmayın. Maliyeti düşük, tadı enfes. Ya inanılmaz ya, inanılmaz. Tariflerimin hiçbirisini kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanında da minnoş bir tane çan var. Ona tıklarsanız her video yüklediğimde size uyarı gelecek. 3 malzemeli pastam için ben bütün malzemelerimi hazırladım. Hadi başlayalım. Biliyorsunuz ki tüm malzemeler ve önemli notlar videonun altında yazıyor. Küçük bir tane ok var. Şurada aşağılarda bir yerlerde. Ona basarsanız bütün bilgiler açılacaktır. Kaçırmayın. Rondomuzun içerisine bisküviciklerimizi koyuyoruz şimdi. Şimdi bisküvilerimiz un ufak olana kadar rondomuzdan geçiriyoruz. Böyle un ufak ettiğimiz bisküvilerimizi aynı kasenin içerisinde, eğer büyükse böyle yapabilirsiniz, fark etmez ya. Hani kirletmek istemiyorsunuz çok fazla şeyi. Bir tane kasenin içerisine koyuyorum. İçerisine kabartma tozu koyuyorum. Eğer ki kabartma tozu koymazsanız gerçekten çok düz bir şey olabilir. Şöyle koydum ve bunu iyice karıştırıyorum. Kurabiyemiz, kabartma tozumuzdan sonra içerisine ılık süt koyuyorum. Birazcık ocakta ısıtabilirsiniz veya mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Bu onun çok daha iyi kabarmasını sağlayacak. Sütümüzü koyduk ve spatulamla iyice karıştırıyorum şimdi. Ödüğünü fıstık olsun. Karıştırdıktan sonra air blender ile şöyle bir geçiyoruz. Kek harcımız hazır. Gördünüz mü? Bütün ihtiyacımız olan kuru gıdaların hepsi zaten bisküvinin içerisinde var. Ve hepsini böyle koyduk. Şimdi yağladığımız kalıba koyuyoruz. Oh mis. Şimdi kekimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırınımıza götürüyoruz. Bir 15 dakikada falan pişecek bu. Çok kısa sürede pişiyor. Kekimiz fırından çıktı sıcacık sıcacık. O kadar da güzel kokuyor ki. Burada şunu unutmamanız lazım. İstediğiniz bisküviyi kullanabilirsiniz. Fakat kullandığınız bisküvinin tadını alacaktır. Eğer ki süt oranı kullandığınız bisküviye göre değişim gösterirse, yani çok katı olursa, ah bu olmuyor, biraz daha sıvı olması gerekiyor derseniz süt miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi oda sıcaklığına birazcık gelsin. Sonra da telimizi üstüne alalım. Şimdi ters çevirdik. Birazcık soğuduktan sonra, inanılmaz da soğumadı yani. Böyle hafızacık. Yani çok da fazla değil. Şöyle bir yağlı kağıt da koymuştum ben. Onu da çıkartıyorum. Harikulade ya. Harikulade. Şimdi soğuyana kadar bekliyoruz. Nasıl bekleyeceksek artık bu güzelliği. Kekimiz çok güzel soğudu. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine ben Nutella süreceğim ama isterseniz bire bir ganaj, bire iki ganaj, hiçbir şey sürmeden de yapabilirsiniz. Ama ben üzerine bir sos tercih ediyorum. Şöyle getirdim. Oo. Spatulayla şunu şöyle bir yaydırıyorum. Sürdükten sonra şu kenarlarını kesiyorum ki daha düzgün gözüksün. Oh! Süper. Dört kenarını da keselim. Şimdi ne yapıyoruz? Kesiyoruz. İsterseniz 9 parça, isterseniz 2 parça, isterseniz direkt dalarak da yiyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ben şöyle 9 parçaya böleceğim. Oh! Şimdi yeme zamanı. Bisküvi tadında bu harika, kolay, pratik, kısacık süren, çok az malzemeyle mükemmel lezzeti muhakkak yapmalısınız. Efendim şimdiden ellerinize kolunuza sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Kendinize iyi bakın.